Ne diyor Akif? Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Vatan için yaşamak da ölmek kadar şereflidir. Anası dursun demiş, durmaz. Gider ön kuzu. Bu bayrak düşmez yere ölmedikçe son kuzu. Evet, biz bu programı yapma fikrini oluştururken ülkemizi uzun yıllar, belki 30, belki 40 yıl geri kalmasına sebep olan 80 darbesine zemin hazırlayan, belki de hangi görüşler olursa olsun tek dertleri vatan sevdası olan o zamanın gençleri, şimdinin bizim büyüklerimiz, abilerimizin o günkü tecrübelerini bizlere aktararak hem şimdiki bizlere hem de genç arkadaşlarımıza bir daha belki böyle hatalara düşmemek, birbirimizi tabiri caizse kırmamak adına öğütlerini dinlemek ve onlardan feyiz almak için toplandık. Üstur'la, üstadım öncelikle sözü veriyorum, yakın görürler size. Zil çaldım yatağımı, sabah erken kalkar, birden yüze sayarım, bir iki üç dört, bir iki üç dört. Kumaş böyle söylenmez, gönül böyle gücenmezdi, sevda böyle tükenmezdi, bir iki üç dört. Evet, Lütfi Şansuvaroğlu beyefendiye çok çok teşekkür ediyoruz. Ve ben Yasemin Hanım'a böyle bir dönem filmi çekmeye cesaretlendiren, bunun temelinin ne olduğunu, farklı cenahlardan gelip aslında büyük de bir riske girerek nasıl böyle bir filmi çekmeye cesaretlendiği konusunda bilgi verirse çok iyi olacağız. Ben şunu söyleyeyim. O dönemi Lütfi Bey gibi kafesini yaşayan birçok insan var. Bugün aramızda işkencelerini yaşayanlar ve anlatarak gözleri duygulananlar var. Ekibimizden hiç kimse o görüşe yakın değildik. O dönemi zaten yaşamadık. Araştırdığımızda yaşanan acılar hep bizim içini sızlattı. Evet, şimdi derdi vatan olan, aşkı vatan olan, belki 12 Eylül döneminde 7 yıl cezaevlerinde kalmış, Lütfü Bey'in söylediği gibi o kafeslerde kalmış. Sadece onunla da yetinmemiş. Türkiye'nin yaşadığı gerek 28 Şubat sürecinde, gerek daha sonraki dönemlerdeki antidemokratik olaylarda hep mağdur olmuş. Gerek kafeste, gerek zihinsel kafeslerde hep mahkum edilmiş. Ama o kafeslerden de yapmış olduğu hukuk mücadelesiyle hep alnının akıyla çıkmış. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Selçuk Özdağ Beyefendi'ye ben sözü veriyorum. Ve o dönemde yaşadıklarını bizlerle paylaşmak istiyorum. Uzun süre işkence gördüğüm için akciğerlerimden rahatsızlandım. Ankara'ya sanatoruma gönderildim. Mahkum koğuşlarında kaldım. Ecevit'le aynı koğuşun insanıyım. Ulucanlar'da bir köşem var orada. Ulucanlar müze oldu. O cezaevinde yatanların hepsinin bir köşesi var. Geçen gün çocuklarımı götürdüğüm zaman da ilk defa çocuklarımı götürdüm. Bir tanesi üniversitede yüksek mimar doktora yapıyor, bir tanesi siyasal okuyor. Baba dediler, burada mı yaşadın? Evet, burada yaşadım dedim. İyi ki bize yaşadıklarını anlatmadım dedim. Anlatsaydım devlet düşmanı olurdu. Anlatmadım çocuklarımı hiç. Kimsesiz kuşlar benim için ağaç yatarken anne. Ben karanlıklar içinde şafağımı beklerim anne. Sevdiğime özlem duyma boş olsa da öz yanımla yan tutuşan bir tek sensin. Sensin anne. Hem üniversitemize adını veren Mehmet Akif Ersoy yanına yad ediyor. Hem de onun Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın sözüne ithafen. Allah bir daha bu ülkeye 27 Mayıs'lar, 12 Eylül'ler, 28 Şubat'lar yaşatmasın. Ve bir daha hiçbir gencin hayalleri ve sevdaları çalınmasın diyor. Büyük Türkiye, zengin Türkiye'yi hep beraber oluşturalım temelimizi.